Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM radyomuzun bir söz sözü açtı programında daha sizlerle beraber olmaktan mutluyum. Bugünkü yayınımız esnasında, programımız esnasında Erhan Aydoğdu teknik Basada yardımcı oluyor. Programı hazırlayıp işte 40-45 dakika arasında sizlere sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı. Hepinize inşallah hayırlı bir bilgiler vermeye çalışacağız. Vakit geçirme diye geliyor dilime. Geri yutuyorum. Çünkü vakit geçirmek vakti öldürmek manasındadır. Halbuki vakit öldürülmez. Paradan da kıymetli. Belki sağlıktan da kıymetli. Sağlıkta bile aman vakit kaybetmeden getirin diyorlar. Sağlık için müdahalede bile Vakit çok önemli. Efendim malum bu günler baya dünya hareketli bir halde. Zaten dünya hep hareketli de yani 40 bin kilometre yol kat ediyor 24 saatte. 40 bin kilometre. Hey 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 hey. Ne hız ya. Biz de farkında değiliz. Ne denizler çalkalanıyor bu dönüden dolayı ne acı fren yapılıyor. Enteresan bir şekilde ne bu doğa, ne doğası kardeşim. allah Teala böyle yarattı de de hiç olmazsa bir yaratana inanmanın şerefini duy ya. Onu yaşa. Yoksa mitoloji bilmem ne böyle birçok televizyonlara bakıyorum böyle mitoloji tanrıların bu şairler peygamberleri olabilir diyor adam. Allah Allah. Daha ne saçmalar duyacağız ya? Mitolojinin kendisi zaten yani zırvanın zırvası. Bunun okullarda okutulması dahi aslında insanlık tarihi için büyük kayıptır. Ama ne yapalım? diyor ki arkadaş ben böyle Hristiyanım işine geliyorsa diyor ben böyle Yahudiyim işine geliyorsa diyor ben böyle Müslümanım işine geliyorsa Müslüman işte ben böyle şey derim ne ya böyle onu yap bunu yapma onu yap bunu yapma ben istediğimi de yaparım ve tamam ben buradayım. ya insan bir partiye bile kaydolduğunda kıymeti dinleyenlerim bir partiye kaydolduğunda o partinin siyaset çizgisine aykırı yani bir tavır da yaşayamaz. Derler ki ya ne biçim adamsın sen falan filan. Anadolu'da bu eskiden çok keskindi. 27 Mayıs'ın hazırlığı sırasında o 27 Mayıs'ı hazırlayan sinsi eller memleket içerisinde böyle bir şeyler yaymışlardı. Zafer Gazetesi'ni okuyan, Ulus Gazetesi'ni okuyan en küçücük ilçede o zamanlar en küçük ilçelerden birisi Trakya'da Lala Paşa'ydı. Efendim, birisi de Kars'ın Selim ilçesiydi. Bin civarındaydı nüfus efendim. Oralarda bile zafer okuyanla ulus okuyan ah, hiç barışmazdı, alışveriş etmezdi, dostlukları olmazdı. E ondan sonra da ihtiyarlar getirip millete ha dediler ya bu bizi kurtaracak be. Ne kurtaracak? Bir tarafı ezdi geçti, öbür tarafı da fil gibi semirtti. Şimdi Azerbaycan ile Ermenistan arasında ciddi ciddi bugünün teknolojik imkanlarına uygun, psikolojik ve ruhiyat e, işlerine uygun bir harp devam etmekte Azerbaycan tarafından. Yani vatan toprağını kurtarmak için canını feda etmeyi göze almış kahramanlar dizisi var. Ve karşı tarafta da hadi gidin şuraları vurun, masumları öldürün, sivillere roket atın diye ellerinde ne varsa benim. Yani sivrisineğe neredeyse top mermisiyle vuracaklar. Ne kadar da bol roketleri varmış adamların ya. Halbuki savaş zaten kendisi başlı başına büyük bir masraf kapısıdır. Burada evet savaşta mermi sayılmaz doğru sayılmaz ama hedefine atılması lazım. Hedefine atmadığın mermi ne yaparsan yap. Gözlerini kapa, tetiğe bas, hatta otur orada çay iç. Makinen tüfek bitireceğe kadar o şeride otur, çay iç, sigara iç, bir şey. Bu değil savaş yani. Yani ufak tefek şeyler hesap olmaz demektir. Ve Allah Teala Azerbaycan'a yardım etti ve Dağlık Karabağ bölgesini inşallah yakın bir zamanda kurtaracağı ümidi bende iyice belirdi. İnsanların çoğunda da böyle. Ha bunun arka planında neler var? Bunun arka planında birçok kişilerin nasıl orası işgal edilirken bazı e, unsurların katkıları varsa o işgale şimdi de bunda işte birbirini birbirine böyle gol yiyecek hale getirip ondan sonra o bölgeyi o bölge aslında olduğu gibi Türk bölgesidir. Ermenistan diye bir toprak yok. Açık 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 söylüyoruz. Ermenlerin tarihte kurdukları bir tek devlet yok. Kim ne derse desin. Bir beylik seviyesinin üstüne çıkmamıştır ki o da devlet değildir. Yani bir devlete sığıntı halindedir. Şimdi Rusya sırf hudutlarda Türklerle düşman olacak şekilde bir Ermenistan tutmaya çalışıyor. Halbuki buraların hepsi Türk ve Müslüman yurdudur. Ben şahsen bu konuyu fazla uzatmadan bunda emeği geçen herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin idarecilerinin de devlet adamlarının da büyük katkıları olduğunu biliyorum. Hem Azerbaycan'ın hem Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün bu işe katkısı olan kimselerini, yetkililerini tebrik etmekten, onlara dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. İnşallah zafer inananların olacaktır. Efendim, yani sosyal bir hadise ama Şimdi bakınız bir korona diye bir şey çıktı korona 19. E ee, bu'nun bir bilim kurulu kuruldu. Bunu duyduğum zaman çok da hoşuma gitti. Oh dedim çok şükür. Yani hakikaten başkanlık sistemi başkanlık sistemi derken böyle bir teşkilatın hemen anında şıp diye kurulması, mecliste görüşülecek işte anayasaya uygun mu değil mi, o komisyon, bu komisyon, savunma komisyonu, sağlık komisyonu, geçin, tak, kuruldu. Ve Türkiye'nin ilk beş ayındaki çok titiz çalışmasıyla beraber ölümler gayet az oldu. Yüzü bulmadı neredeyse günlük çok düşük 15'e kadar düştü günlük. Sonra insanoğlu işte gaflete geldik. Ya bir şey olmuyormuş korona ne ya Türkiye biz Türküz arkadaş. Koronayı da ezer geçeriz dercesine. Devletin aman ha tedbiri bırakmayın. Bu canavar çok azgın. Su uyur düşman uyumaz. Su uyursa da korona uyumaz. Uykuda da gelir. Dediyse de, meğer efendim Türkiye'de yokluk yokluk diyorduk. Ne kadar eğlenceye düşkünmüşüz ya Rabbi. Ne kadar partilere düşkünmüşüz? Ne kadar kumar'a düşkünmüşüz? Devlet memuru sicilinde yazar, kumar'a düşkün müdür diye. Hatta askeri personel sicilinde de yazar bu. İçkiye düşkün müdür diye? E pes birader ya içki su gibi akıyor. Kumarhaneler, evler bile bazen kumarhane haline getiriliyor. Hala kumarhaneler çıkıyor ve hala eğlence yerleri. Ya arkadaş bir tarafta ölüm var. Sen orada kollarını kaldırıp halayı çekerken yahut da neyse batı dansından neyi yapıyorsan onu yaparken korona da geliyor. Senin o gafil ağzından burnundan hop akciğerine geliyor, oturuyor. Oh diyor şöyle bir yerleşelim. Hadi bizim çocuklar da gelsin falan filan. Bir saatin içerisinde milyonlarca soluk çocuk oraya üşüşüyor. Efendim organ yetmezliğinden öldü. Devlet büyüklerinin aldıkları tedbirler çok iyi. Ama, ama nasıl bir korona için bilim kurulu kurulduysa bu cemiyette Gençliğin elden gitmemesi için gençlik elden gidiyor. Kaldırımlarda ne yaptığını bilmeden böyle affedersiniz böyle bir hayvana benzetecektim ama benzetmeyeyim gene yani insanoğlu allah Teala onu insan olarak yaratmış. Eşrefi mahlukat yerlerde sürünüyor. Ne yaptığının farkında değil. Aldığı uyuşturucunun tesiriyle. Uyuşturucu, içki vesair kötü alışkanlıkların toplumdan uzaklaştırılması için, toplumun bu konuda eğitilmesi için bir yerden tutup götürmemiz lazım. Ben bugün ağzıma bugüne kadar içki koymadımsa dinimiz yasak etti diye koymadım. Evet, onun için koymadım. Efendim sigara, sigara devlet yasak etmemiş. Ama gördüm ki çok büyük zarar veriyor. 50 seneye yakın oldu bırakalı. 42. senede sigaraya bağlı operasyon geçirdim. Bunu bilim kurulları anlatması lazım. Bilim kurullarının aldıkları tedbirler, almaya çalıştıkları tedbirler. Ben inanıyorum ki devletimizin, bakanlarımız dahil bütün yetkilileri tarafından candan desteklenecektir. Bunun önü açılacaktır. Şimdi sahte içki öldürüyor. Envanter yapıyoruz. 44'e çıktı. 45'e çıktı. 47, 50, 52, 55. Var mı artıran? Var mı artıran? Hadi. Saat, saat, saat sattım diyemiyoruz. Hala ölen devam ediyor. Niye? Sahte içki içmişler efendim. Vay! İçki? Canım içki kanunen yani serbest ya. E sahtesi? Sahtesi öldürüyor ya. Peki hakikisi ne yapıyor? Yani yasal kanunların müsaade ettiği, niye müsaade eder onu da bilmiyorum da. Müsaade ettiği hakikisi ne yapıyor? O pek öldürmüyor. Öldürttürüyor. Ya biz içeni mi düşüneceğiz? İçenin ölüp ölmeyeceğini mi düşüneceğiz? Yoksa içtikten sonra etrafa verdiği zararla Yarım şişeyle böyle üç kişiyi devirmiş, benim üç tane leşim var arkadaş dördüncü olmak istiyor musun diye bir de hava atıyor hapishaneye girerken. Peki kanuni içkiden ne haber? Bilim kurulu, bilim kurulu herhalde tıpçılar ağırlıkta olacak, psikologlar ağırlıkta olacak. Peki tıbben alkol uyuşturucu mu değil mi? Hadi bir doktor söylesin. Ben söyleyeyim. Ben doktor değilim. Alkol uyuşturucu sınıfındandır. Uyuşturucudur. Efendim uyuşturucu operasyonları yapıyoruz. Efendim kaçak içki operasyonları yapıyoruz. İyi de bunun kaçak olmaya da öldürtüyor. Efendim onunla işte elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Nasıl ediyorsunuz? Vallahi işte trafikte zaman zaman çevirmeler yapıyoruz. Bir de arabanın gidişinde bir şey varsa, araba bile sarhoş olduysa, adam sarhoş olunca direksiyona geçen, araba da sarhoş oluyor bu sefer. Yalpasından falan dur 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 diyoruz, zor duruyor adam. Veya adam bir kenara çekiyor, bakıyor ki gidecek gibi değil. Orada ölmüş gibi, ya kalk erim falan, ne oldu, ne var ya falan. Emniyet şeridinde adam sızmış kalmış. E buna şimdi bir yolcu otobüsü çarpsa, bir ağır vasıta çarpsa emniyet şeridinin hemen komşu şeridi ağır vasıta şeridi. Ne olacak? Olmuyor mu? Oluyor. Peki direksiyondaki adamı her halükarda bir şeylerle ben yüzde birinin yakalandığını zannetmiyorum. Binde bir belki. İçişleri Bakanımız çok başarılı bir bakanımız. Canı gönülden çalışmalarına destekliyorum. Aizane. Hakikaten bugüne kadar böyle e, ...kendi personelinin en uç noktasındaki... ...hani derler ki... ...efendim bir e, Maraşal... ...iyi bir manga komutanıysa... ...iyi bir Maraşaldır. Öyle bir söz uydurmuş Avrupalılar. Bizde Maraşallık yoktu. Ondan sonra bizde müşirlik vardı. Müşirlikte işte... ...Osmanlı'nın son döneminde... ...konmuş bir şeydir. Avrupalılaşalım diye konmuş bir şeydir. E, en uç noktaya gidiyor bir kudut mangası ile beraber yemek yiyor, çay içiyor, semaverbaşı sohbeti yapıyor, kahve içiyor. İnsanlar bunu isterler. Ama bu canı gönülden olursa iyi. Yoksa gösteri için böyle üç beş tane resim aldırmak için bakana ben böyleydim. Onlar hemen sırıtır efendim. Ama şimdiki bakanımızın Allah yolunu açık etsin, kazalardan, belalardan korusun. Bu konudaki çalışmaları çok verimli görünüyor. Ve koca bir 40 yıllık canavarı yerle bir ettiler. Ha bakan mı etti? O bakanın emrindeki bütün personel. Manganın son neferine kadar. Timin son askerine kadar. Hepsinin alın teri, emeği, Uykusuzluğu ve akan kanı vardır bu başarıda. Bu bu milletin başarısıdır. Millet kendisine başarıya götüren liderin peşinden ayrılmaz. Ayrılsaydı çok kesin karar olan Sultan Selim Han çaldıran zaferini kazanamazdı, Merci dabı kazanamazdı, Ridaniyeyi kazanamazdı, koca bir Orta Doğu'yu elinin içine alamazdı dünyayı huzura kavuşturamazdı. Evet sertti ama dediğini yapar, personelini gözetirdi. Şimdi peki korona için bir ateş ölçümü yapıyoruz her tarafta. Hes diyorlar, hes, es bankada da diyorlardı. Ya ne oldu dedi, bu sefer demiyorsunuz? Efendim de daha özel sektöre gelmemiş devlet dairelerinde var HES. Ben de hemen alelacele HES numaramı çıkarttım ki cep telefonundan göstereceğim. İşte benim HES numaram diyeceğim. HESlendik ve seslendik. İyi. Peki ne zaman promilleneceğiz? Niye bir promil muamelesi, muayenesi yapılmasın? Hep arabadaki işenler mi yani bütün bu kartları yapanlar? Yok. Yerdekiler daha çok yapıyor. Adama evde çoluk çocuğu kıtır kıtır kesiyor. Ne yaptım? Valla bilmiyordum ne yaptım diyor. Hiç hatırlamıyorum diyor. Ha doğru yanlış onu bilemem. O zaman niye bir trafikteki promil metre, promil sayacı neyse artık onun adı. Bu hayatın başka tarafına konmaz. Şimdi ilk defa bir uyuşturucu e, ölçeri de denemeye çalışmışlar. Gene trafikte. Ya hayatımız hep trafik demek mi? Kıymetli dinleyenlerim. Olamaz. Olamaz. Yani bunun mutlaka mutlaka bir çözüm olması lazım. Peki nerelerde alınıyor alkol? Evde de alınıyor. Arabanın içinde de bulunuyor. Direksiyonda da adam kafayı çekiyor. Ama ekserisi bundan kazanç sağlayan içkili mekanların sahiplerinin e, hazırladığı böyle onlara sağladığı kendilerince lüksün içerisinde daha başka bir havası oluyor. Ya ben filan mekana gittim diyor. Mekan da diyor, restoran demiyor. Lokanta demiyor. Mekan. Cık, mekan daha başka bir şey. Mekan kelimesini duyunca benim aklıma hep kötülük geliyor iyise. Evet. Yani kötü şeylerin olduğu yer geliyor. E bunlar bazen baskınlar yiyor. Yılbaşı gecelerinde falan filan içkiden. E niye peki oralarda bir promil ölçmeyiz? Oralarda içki isteyen insanlara belli bir miktardan sonra niye içki vermeyi kesmeyiz? Olur mu ya? Adam satacak kardeşim istesin bir kasa istesin getiririm ben. Gelip de garson efendim sizin kotanız doldu. Şu anda e, işte bin cc'lik alkol aldınız. Bundan sonrasını bizim size vermemiz yasak. Lütfen hesabı keselim. Olur mu ya? Müşteri de böyle koy. Kardeşim bu adam şu anda biraz sonra pimi zaten çekik ancak bir fırlatılması kalmış fırlatılacak bomba haline gelmiş. Bunu sen kapıdan çıkardıktan sonra ben karışmam dersin. Ama kapıdan çıktıktan sonra hangi masumların kanını akıtacağını biliyor musunuz? Ancak ancak şu oluyor. Yani biraz aklı başındaysa masada oturanlardan birisi ya abi yeter ya bu fazla oldu falan filan. La bırak ya atın ölümü arpadan olsun. Atın ölümü arpadan bu sen ne atsın? Bu da arkadaş kusura bakma arpa değil. Bu aldığın senin uyuşturucu zehir. Peki bunu hepimiz biliyor muyuz? Biliyoruz. Niye çözüm bulmuyoruz ya? Kim bizim elimizi kolumuzu bağlıyor? Yani alkol hususunda gençliğimizin alkolsüz pırıl pırıl zihin faaliyetleri gayet iyi bir toplum olması için niye bir gayrete gelmiyoruz ya? Niye bir böyle silkinip çıkmıyoruz? Hakikaten biri mi engelliyor? Yani illa içeceksiniz ha bak içmezseniz biz sizi Avrupa Birliği'nde almayız. Biz sizden alışveriş etmeyiz. Etmeyin ya. Sizin euronuzda dolarınızla başınıza paralansın ya. Bu memleket kendi kendine yeter de artar. Uçağını indirtmem. Ben de senin uçağını indirtmem. Hadi güle güle. Gemini yanaştırtırmam. Ben de seni kendi yanaştırtırmam. Silah vermem. Verme. Yapıyorum zaten. Şimdi bugün şu başarılara Türkiye milli savunma sanayinde veya savunma sanayinde geldiği noktayı bendeniz böyle bu silahlarla uğraşan bir meslekten gelmiş birisi olarak hayal edemezdim ya. Devlette kaldığım 30 senede hep Amerikan hurdalarıyla biz Eğitimimizi de yaptık, atışımızı da yaptık, yürüyüşümüzü de yaptık ya. Aracı da öyleydi, silahı da öyleydi, telsizi de öyleydi, telefonu da öyleydi. Bugün insanlarımız bolluk içerisinde gençler bunu bir fark etseler, bizim bu yaşadıklarımızı şöyle onların önüne Milli Savunma Bakanımız yani bir emir buyururlarsa eskiden nasıldı irtibatımız, silahlarımız, şimdi nasıl bir kıyas bir tane video ne olacak efendim bir klip şimdi klip yapılıyor ya klip neyse klibin Türkçesi de yok işte uyduruk efendim yapılsa da geçtiğimiz bunu fark etse kanunlarla kanunlarla efendim bir yerin içki ruhsatı var mı adam gidiyor alıyor aldı ne diyor orada alkollü içki satabilir. Sonra bu ruhsatı veren makam burada hangi vukuatlar çıkıyor o çatının altında? O çatının altında kafayı bulup da gidip sokakta kimler cinayetler işliyor? Başka şeyler yapıyor. Bunların bir sicili var mı? Yok. E, Sayın Kaymakam Bey niye bunun ruhsatını verdin ya? alkollü içki ruhsatı şimdi bilmiyorum nasıl hem belediyeden iş yeri ruhsat olarak alınır hem de kaymakamdan alınırdı. Kaymakam da hani bu kağıtlı bir yer ya iç içilen yer oraya da hani polisi polis yoksa eskiden birçok ilçede yoktu polis jandarma vardı. Jandarmayı güya o tarafa yönlendirecek. Jandarma devriyesi ne yapsın jandarma devriyesi? Adam dut gibi olmuş. Ben bir ilçenin kaymakamını sarhoşluktan böyle ne dediğini bilmez haldeyken ilkokul talebesiydim. Babamla beraber kapıya koymuş adamım. Ben daha ilkokul okuyorum. Babam ilkokul mezunu. Siyasal bilgiler mezunu kaymakamı kucaklayıp lüksü söndürüp elektrik yoktu lüksü söndürüp kaymakamı lokantanın önündeki merdivene bırakıp gittik. Sonra gece bekçiye gidiyor. Bu bizim kaymakam mı falan kaymakam mı? O zamanki kaymakamı söylüyorum. Çok farklı bugünle o gün. E, ne oldu? Efendim bir küçük reklam aramız var. Azıcık da geçtik o arayı. Şimdi inşallah ikinci bölümde devam etmek üzere. Küçük bir reklam arası efendim. kıymetli dinleyenlerim. Söz Sözü Açtı programımızın ikinci bölümüne başlıyoruz. Efendim Anayasa Mahkemesi işte bir karar vermiş. Kim bunlar? Anayasa Mahkemesi'nde bildiğim kadarıyla illa hukukçu olunması da şart değil. Yani bu başka bir fakülte bitirmiş olan da Oraya seçilebiliyor idi. Evet yüksek mahkeme ama orada tabii bir e, siyasetle meclisle ilgili şeyler olduğu için. Şimdi Türkiye'de en yüksek merci Büyük Millet Meclisi. Büyük Millet Meclisi isterse toplanır, Cumhurbaşkanlığı makamından indirir. Büyük Millet Meclisi isterse Efendim, oy birliğiyle beraber bir meseleyi referanduma götürür. Efendim, seçimleri erkene alır. Seçimleri tehir eder. Kim? Büyük Millet Meclisi. Bir memlekette Büyük Millet Meclisi'nin, tabii oyu ne taraf çok olduysa o tarafın dediği oluyor, o meclisin dediği oluyor. Demokrasiyi öyle diyorlar ya efendim, ama benim hep sayıya bakılmaz. Neye bakılacak o zaman? Senin işine gelene bakılacak. Olmaz öyle şey. Madem ki sayı demişsin, sayıya bakacaksın arkadaş. Sayı. Belki de ortak hadise fayda bunda. Şimdi Anayasa Mahkemesi diyor ki bu karar yanlış. Bu tekrar yargılansın. Yine Meclisin yaptığı kanunlara uygun olarak Efendim, ilk mahkemeler, ikinci mahkemeler neyse, onlardaki hakimlerden birisi diyor ki bizim bu verdiğimiz karar, Anayasa Mahkemesinin bu hususta verdiği bir kararla çelişmiyor, biz tekrar yargılama yapmayız, bu muhatap olan kişi, ee, mahkum olan kişinin mahkumiyeti devam etmektedir. Biz bunu bir daha dur ya biz yapamamışız bir daha yargılayalım yok. Vay efendim anayasa mahkemesine niye uymazlar? Yırtınıyorlar. Anayasa mahkemesi bir hususta karar veriyor. Bu sefer birilerinin kuyruğuna basınca vay efendim oradakiler yargı yargıç değil eşkıya. Ya bana deseler ki arkadaş sen burada program yapıyorsun ama yani yaptığın iş eşkıyalık deseler, dava ederim adamı ya. Ya benim eşkıyalığımı ispat etsin ya da kendisi yalan söylediğinin cezasını çeksin ya. Peki, ikide bir partinin birisi çıkıyor. En önemli vasfı olarak bu beceriksiz olan kimselerin başvuracağı bir yol. İş yapamayıp da kendinden önceki sülalesiyle övünen ben ha var ya ben başbakanın torunuyum ha ben filan Cumhurbaşkanının torunuyum ha yapma ya sen onun torunu musun he böyle nice adamları soydular efendim. İki bir çıkıyor biz Atatürk'ün kurduğu partisiyiz. Atatürk'ün hatırasıyız. İyi. Peki Atatürk zamanında anayasa mahkemesi var mı? 1938'e kadar. Yoktu. 1938'den sonra sizin milli şefiniz olan, efendim özel trenlerle korumalı olarak seyahat eden ülke vatandaşlarını tren penceresinden selamlamayı vatandaşın arasına girme sayan, hatta bazılarında uykusu varken Mevhibe Hanım zorlamış birkaçında Fikret Otyam diyor, ya vatandaş çok birikmiş himmetli diye başan bir çık ya şimdi tıraş oluyorum böyle çıkmayın vatan. Olsun öyle çıkın vatandaş sizi sever diye. Mehmet Hanım da çık çık diyor aman ha böyle şey olmaz. Öyle yarı tıraşlı çıkıyor. Himmet dedi de vatandaşlara el sallıyor o Ter'in taşlandığı yere. Taşlandığı vakit değil. Daha önceki bir vakitte. Peki onun zamanında var mıydı Anayasa Mahkemesi? Yani İsmet İnönü'nün zamanında yoktu. Aynı İsmet İnönü 1950'de bu idari halkın iradesiyle 14 Mayıs 1950'deki seçimlerle 27 Mayıs 14 Mayıs seçimleriyle efendim iktidar olan Demokrat Parti böyle bir anayasa mahkemesi kurdu mu? Hayır. Peki 1960 senesi 27 Mayıs'ında ihtiyar olunca bir anayasa taslağı üzerinde çalışıldı. Sıddık Sami Onar. Efendim, bu işin baş aktörü idi. Efendim, rahmetli Şakir belki ona Sıddık Sami demezdi, başka bir şey söylerdi. Medeni profesörüydü Ankara hukukta. Kürsüye çıktığı zaman epey sıvardı. Onların ola ki bir daha bu vatandaş bak 10 sene biz bunlara dişimizi sıktık Demokrat Parti'ye. Bir daha bir daha bunlar gelirlerse biz yakayı kurtarabilmek için bazı demokratik kurumları koyalım deyip anayasa mahkemesini koydular. E şimdi sen kalkıp da biz Atatürk'ün partisiyiz. Cumhuriyetin kazanımlarından sakın hata biz vermeyiz ödün vermeyiz e Vermiyorsun ama aha bunlar ne ama efendim aması yok ya ya bu lafı söyleme bir daha töbede ağzına biber çalarım diye anne anneler çocuklarına şey derler ya aman ha bir daha bak böyle kötü laflar söylüyorum biber çalarım ağzına acı biber çalarım derlerdi bizim çocukluğumuzda Şimdiki anneler, babalar onu demiyorlar, demesinler tabii. Dolayısıyla devletin yargı organlarının veya devletin herhangi bir devlet dairesinin aldığı bir karar eğer birilerinin nasır kısmına doğru şöyle dokunacak bir hali varsa anında onlar eşkıya oluyorlar. Birisi de bunları böyle hoşlayacak bir şeyler yaptıysa işte işte adil hakimler var. Böyle hakimler var bu memlekette falan. Ben senin sözüne nasıl inanayım da arkandan geleyim ya. Efendi nasıl geleyim? Sen işine gelene he diyorsun. işine gelmeyene tu kaka diyorsun. Şimdi çok enteresan son haftalarda iki Millet İttifakı Partisi'nde acayip acayip şeyler olmaya başladı. Bu belki daha erken oldu da ancak şimdi su yüzüne çıktı. Ben çünkü böyle bir şeyi çok evvelden bekliyordum. Her iki partide de bölücüler, bölücülerle ortaklığı hiçbir şekilde benimsemeyen, yani devletine silah çekmiş, Mehmetçiğine silah çekmiş. Topluca 33 tane Mehmetçiği öldürmüş. Bir köyü basmış, efendim bütün köylüleri soykırıma uğratmış. Teröristlerin fikri destekçisi diyor ama fiili destekçisi olma ihtimalleri de bence çok kuvvetli. Aslında savcılarımız bu fiili destekleri tek tek bulup bulup ortaya koyuyorlar. Bu tek, tek geçti artık. Geçti tek teklik sıra da geçti. Böyle bölücülerle nereye varacaksınız? Ama efendim işte biz ittifak olunca bu şeyi yeneceğiz partiyi. İyi yeneceksiniz ama onlarla beraber geleceksiniz ya. Siz bölücüyle görülürseniz size de bölücü demezler mi? Efendim şurada bir 5-6 dakikam kaldı. Gördüğüm kadarıyla, çünkü gözümün önünde saat de var mecburen. Teknik masa bazen beni uyarıyor ama bazen de saate bağlı kalmaya çalışıyorum mümkün mertebe. Böyle bölücülük 31 Mart vakası öncesinde, İttihat Terakki'nin güya, siz Osmanlı'nın ekibisiniz, siz, Bizi bir araya getirin dedi Balkan çeteleri, Bulgar çeteleri, Makadon çeteleri, Rum çeteleri, efendim Ermeni çeteleri, Taşnak, Sutyum Sutyun ve Hınçak cemiyetin adamları, Siyonistler ve ülkenin içerisinde de Abdülhamit Han'a onu tahttan indirmek için her türlü düzene kuranlar Balkan dağlarında manastır civarında bir yerde oturdular. Dağda bir anlaşma yaptılar. Biz size zorluk çıkarmayacağız. Siz de bize zorluk çıkarmayın. Biz size zorluk çıkarmayacağız dediklerinden birisi Yunanlılar. Osmanlıdan tamamıyla kopmak istiyor. Rumlar. Selanik falan almak istiyorlar. İtalya'daki peki dedi. Emanuel Karaso da orta hakem. Yan hakemler buradan, iddiattan. Bulgarlar, biz artık Türklerle beraber yaşamayacağız, kendi devletimizi kuracağız. Peki. Sırplar, peki. Makedonlar, biz Makedonya'yı ihya edeceğiz. Katolik Makedonya'yı kuracağız. Size de peki. İttihatçılar söylüyor bunu. Bugün bazıları el üstünde tutar bunları. Bunlar bu hainliği yaptılar evvela. 31 Mart öncesini söylüyorum. Ermeni çeteleri, hem Balkanlarda vardı Ermeni çeteleri, hem Doğu Anadolu'da. Bunlarla da tamam, siz de Doğu'da, vilayeti Sitte denilen yerde, Osmanlı toprağında bunlar hepsi ha. Sanki kendileri bu toprağı yöneten hükümdar, atıyorlar, hediye ediyorlar bayram şekeri. Öp elimi, al şekeri. Öp elimi, al şekeri. Siyonistler, Filistin. Tabii canım ne demek ya Filistin. Zaten sizin hakkınız Osmanlı, İstanbul'a çok uzak yer, çöl. Zaten biz oralara bakamıyoruz. Hay hay. Bu bölücülerle kanka oldular ve 31 Mart vakası oldu. Eğer 31 Mart'ın bir de 32 Mart olsaydı <laughs> olmuyor tabii 31'de bitiyor Mart. 32 Mart günü bunların hepsi hadi eyvallah dedi kendi topraklarına gitti. Bütün iş Osmanlı'dan neyi ne kadar kopartabiliriz? Neyi ne kadar kopartabiliriz? İşte Balkan harpleri ortada. Yani İttihatçılar bölücülerle beraber oldular, onlardan destek aldılar. Şimdi de bölücülere karşı tavır koyamayanların kulağına bu küpe olsun. Ve kendileri bölündüler ittihatçılar. Halaskar zabiten grubu dedi ayrıldı. Efendim öbürleri ayrıldı. Daha başka ayrıldı. Ve bunlar birbirini öldürmeye başladılar. Hani var ya Fransa ihtilalinde ihtilal kendi çocuklarını yiyor diye. Öyledir. Bölücülük böyledir öyle bir canavardır ki efendim kuduz gibidir. Kuduz başlar kendi vücudundaki organlardan bazılarını gücünün yettiklerini ısırıp yemeye. O kuduz öyledir. Bunlar da kuduz gibi oldu. Şimdi bakıyorum hem CHP ben partici değilim. Böyle acayip bir yol çiziyor. Mesela çok nazik görünmeye, riayet eden, çok böyle gülücüklü, sevecen, ton ton gözükmeye çalışan bir genel başkanları var. Budistlerin yaptığı iki avuç içini birbirine yapıştırıp böyle bunu Budistler, Şamanistler, güneşe tapanlar yaparlar bu hareketi. Efendim Japonya'da falan bu hareket meşhurdur. Yapıp burnuna, ağzına veya çenesine kadar götürüyor. Her yerde var. Grupta kürsüye çıkarken, meclise kürsüye çıkarken, her tarafta gülücük dağıtırken, bu eli bu diske sallamayı ben anlamıyorum. Birisi izah ederse iyi olur. O böyle bir parti sözcüleri var, çıkıyor böyle. Var mı bir tane daha böyle benim gibi ciddi devlet adamı e, görüntüsü tam olan birisi der gibi ya. Bir çıksınlar anlatsınlar ya. Bu niye böyle yapılır yani? Nerede var bu? Ha yerli dizilerde var var. Var da devlet dizilerde yok. Yani devletin işinde yok bu. Efendim İyi Parti'nin de bir genel başkanı var. O da çok enteresan bir imaj yaparak kendi böyle tıkır tıkır yolda yürürken hep böyle karşıdan çekilmesini arzu ediyor herhalde kameramanlar tembihli bu konuda. Kendi kendini alkışlıyor. Bu da enteresan. Kendi kendine alkışlıyor. İmaj başka da yok ya. Birisi böyle çus şeyi yapıyor. Öbürü de kendini alkışlayan bir halde. İkisi de şu anda feryat figan bölünüyorlar. Çünkü bölücülere tavır koymadılar. Bir insan bölücüyle dos bile görünse ona şirin görünmek için bile olsa zaman içerisinde bu bölücülük kurdu kendisinin içinde yer eder. Her ne kadar parti disiplini falan filan diye insanları korkutsanız da başınıza püsküllü belayı alırsınız. Herkes kurduğu partinin şahsiyetini, fikriyatını tam içinde yaşayacaksa o kimseler başarılı olur. Yenilse de başarılıdır, yense de başarılıdır. Ama öyle olmayıp da hep böyle suflörle çalışan efendim aktörler, aktrisler pek netice vermiyor. Ama doğaçlama yapsın bir aktör, yarı e, yarıya da kırıp döksün, o insana sıcak gelir. Çünkü insan irticali hareketlerden çok hoşlanır. Samimi bulur. Öbür türlü ansiklopedi okuyup da birileri dinlemeyi pek fazla insan şey demez, kaldıramaz. E bir de devlet idaresi olursa bu, hiç olacak gibi değil. Dolayısıyla bugün işlediğimiz konulardan birisi içkinin sahtesi mi öldürür, yasalı mı öldürtür? Bu kulağımıza küpe olmalı. Özet, özet. Yasalı öldürtüyor mu? Öldürtüyor arkadaş. Onun için adamı trafikten men ediyoruz. Hemen indiriyor. İn kardeşim diyoruz. Bir de polisi şoför yapıyoruz o sarhoşa. Aman evine kadar götür şu başka bir yere toslamasın diye. Arkadaş bu adamın derdi ne ya? dese ki ya abi sorma biri beni kandırdı. Şu bir 35'liği bitirsen korona morona gelemez sana dedi. Ben de bilmiyordum bunu. 35'liği bitirdim ondan oldu desen ya arkadaş bir daha bu haltı yeme. Aman ha bunda bir fayda yok. Doktorlar da tavsiye etmiyor deriz. İkincisi de bölücülerle dost olanların bölünme sancıları artık feryatlara ayyuka çıktı her televizyon kanalı bangır bangır bu feryatları yayınlıyor. Ayaklarına denk alsınlar, daha fazla devam ederler de kesin olarak aralarına duvar ve çizgi koymazlarsa kendileri büyük sıkıntıya düşecek. Çünkü bu gayreti ilahiye dokunur. Bir memlekette masum insanları öldürenleri sen eğer gönülden seviyorsan o gönlünden sevginin de cezasını ahirette göreceksin. Süremizi azıcık da geçtik ama artık bu kadarı herhalde idare eder. Efendim bütün dinleyenlerimize hayırlı cumalar diliyoruz. Sizin de yani batıda cuma saati biraz daha geç olduğu için e, öyle söylüyorum. Doğuda belki bazı dinleyicilerimiz dinleyemediler. Cuma saatine denk geldi. Onlar da inşallah pazar günü e, akşam üzeri dörtte Beş arası yani 16 ile 17 arasında tekrarı veriliyor. O zaman dinlerler. Ee, i̇nşallah bize de dua ederler. Hoşça efendim.